Merhaba, ben bir şekilde saat olur. Bugün Diş Saati programımızın konuğu diş hekimi Sayın Suat Oğul. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün seyircilerimizin de, benim de aslında çok merak ettiğim bir konuya değineceğiz. Hollywood Smile. Seyircilerimiz de eminim merak ediyorlardır. Bunu biz hep işte sosyal medyada, internette Hollywood yıldızlarının dişleri olarak biliyoruz aslında. Aynı zamanda diş beyazlatmayı da konuşacağız. Ben ikisini bir zannediyordum bu arada ama ikisinin ayrı şeyler olduğunu da şu an Suat Hocam'dan öğrenmiş oldum. Sorularımızı soralım. Suat Hocamız da bize bilgileri versin. Biz de hem arasındaki farkı hem Hollywood Smile nedir bunları öğrenelim. Hocam ilk sorumuz Hollywood Smile nedir? Hollywood Smile aslında sizin de dediğiniz gibi en genel şekliyle Hollywood starlarının gülüşüne sahip olmamızı sağlayacak bir uygulamalar bütünü. Ama sadece halk arasında bilindiği gibi bembeyaz dişler yapmak değil. Bizim buradaki amacımız kişiye özel uygulamalarla onlara en yakışacak şekilde bir görsel bütün oluşturabilmek. Yani sadece dişi beyazlatmıyorsunuz burada, başka işlemler de yapıyorsunuz. Aynen öyle. Atıyorum diş eti rahatsızlıkları varsa hastamızın onları çözüyoruz. Diş eksiklikleri varsa tedavilerini yapıyoruz. Hı hı. Kaplamalarla veya implantlarla. Çürükleri varsa dolgularını, tedavilerini yapıyoruz. Yani dediğim gibi bu genel bir uygulamalar bütünü aslında. Hollywood Smile dediğimiz uygulama. Sadece beyaz diş yapmak değil, hı hı, gerekli olan tüm tedavileri yapıp hastamıza güzel bir gülüş kazandırmak. Peki Hollywood Smile nasıl yapılıyor? Hani işlemleri neler? Burada öncelikle hastamızda ilk bir muayene ediyoruz. Gerekli olan işlemleri çıkartmamız gerekiyor. Başlangıçta çürükler, eksik olan dişlerin tedavisi yapıldıktan sonra geri kalan işlemlere geçiyoruz. Kaplamalar, diş beyazlatmaları, gerekliyse dudak dolguları veya diş eti tedavileri. Bu uygulamalar bütünün hepsinin yapılması gerekiyor. Bayağı aslında meşakkatli bir işlem. Evet, kesinlikle. Yani uzun süreçler hani sürebiliyor. Gidelim dişimizi temizletelim, bembeyaz bir gülüşe sahip olalım değil aslında. Değil, kesinlikle. Sağlık açısından da önemli aslında. Sağlık açısından önemli çünkü zaten görüntü ve sağlık aslında bir bütün gibi, hı-hı, düşünebiliriz bunları. Hani güzel bir görüntüye ulaşmak için zaten sağlıklı bir durum elde etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Yani örneğin hastamızın diş eti rahatsızlığı varsa öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Hani aslında bu birbirini pozitif etkileyen olaylar bütün diyebiliriz buna. Zaten sağlıksız bir yapıyla güzel bir görüntü elde etmek çok mümkün olmuyor. Evet. Peki porselen venerler? Evet. Porselen venerler şöyle bir uygulama. Aslında kaplamaları bir alternatif olarak düşünebiliriz bunu. Dişlerin renginden rahatsız olan veya çapraşıklıklarından rahatsız olan hastalarımıza uyguladığımız bir kaplama türü gibi düşünebiliriz. Ama bunda sadece dişlerin ön yüzeylerine küçük kesimler yaparak veya sadece hafif bizoteodorik, yani o bölgelere yapacağımız yaprak porselenlerin bağlanacağı bir yüzey oluşturarak yaptığımız işlemler. Kaplamalara göre çok daha sağlıklı. Çünkü dişlerdeki kesim miktarı çok daha az. Yani mine tabakasına çok daha az zarar veriyoruz. Bu uygulamayla da daha güzel bir görüntü elde etmeyi amaçlıyoruz. Yani sadece burada aslında estetik olarak güzel bir görüntü verebilmek amacımız ve olabildiği kadar dokuya zarar vermemek.
Peki diş beyazlatma demiştik biraz önce. Diş beyazlatma nasıl yapılıyor? Diş beyazlatma iki farklı şekilde yapılabilir. Hekim kontrolünde yapılan beyazlatmalarda. Birincisi ofis tipi dediğimiz bizim klinik ortamında yaptığımız beyazlatmalar. Diğeri hastaya bir plak yardımıyla önce bir plak yapıp evde uyguladığı ajanlarla yaptırabiliriz bunu. Bu iki beyazlatmayı da aslında bir artma ajanı olarak düşünebilirsiniz. Bunlarda kullandığımız iki farklı genellikle materyal var. Hidrojen peroksit ve karbamit peroksit. Ofis tipi ve ev tipindeki fark sadece şu. Kullanılan bu peroksitlerin yüzdesi. Yani ev tipi beyazlatmalarda kişinin kendine zarar vermemesi için daha düşük miktarlarda uygulanıyor bu beyazlatma ajanları. Klinikte? Klinikte uyguladığımız daha yüksek. Klinikte uyguladığımızda sadece daha hızlı sonuç alıyoruz. Hmm. Genellikle biz hastalarımıza 2 seans uyguluyoruz. Ortalama bir 45-50 dakika kadar sürüyor. Ev tipi beyazlatmalarda ise hastamızın bir 5-7 gün kadar bunu kullanmasını istiyoruz. Öncelikle hastamıza bir plak yapılıyor. Bu plak yardımıyla hastalarımız önce plak beyazlatıcı ajanı uygulayıp plak yardımıyla ağza yerleştiriyor. Bir 4 ile 8 saat arasında kullanması gerekiyor hastamızın bunu 5-7 gün boyunca. Bunlar aslında beraber de kullanılabilen ürünler. Yani ofis tipi beyazlatma yaptıktan sonra eğer ev tipi beyazlatma ile hastalarımız bunu desteklerse sonuçlar daha uzun süreli oluyor genellikle. Peki bu diş beyazlatma kalıcı mı? Şöyle burada aslında çok kişiden kişiye değişen bir faktör bu. Burada bizim için başlangıçta önemli olan konu hastamızın alışkanlıkları ve genetik. Eğer hastamız çok fazla çay, kahve, sigara bu tarz şeyleri tüketiyorsa veya genetik olarak dişlerinin rengi çok grimsi, sarımsıysa bu beyazlatmalar çok kalıcı olmuyor maalesef. Yani tekrarlanması gerekiyor. Atıyorum örneğin yılda bir tekrarlanması gerekiyor bu beyazlatmaların. Onun haricinde dediğim gibi eğer hastamız bu alışkanlıklarını bırakamıyorsa bu geri dönüşümleri maalesef çok hızlı oluyor. Peki diş beyazlatma kimlere yapılmaz mesela? Diş beyazlatma diş eti rahatsızlığı olan hastalarımızda maalesef uygulayamıyoruz. Çünkü bu dediğim gibi bir artıcı bir ajan ve asit içeriği olan bir ajan. Mine tabakasında çok büyük bir soruna neden olmuyor. Ama diş etleri çekilmiş ve kök yüzeyi açığa çıkmış hastalarımızda maalesef çok uzun süreli hassasiyetlere veya o bölgelerde kök bölgesinde erimelere neden olabiliyor. Bunun haricinde hamile hastalarımızda kullanamıyoruz. 18 yaş altında olan kişilerde kullanamıyoruz. Kaplama ve yerlemine yapmış hastalarımızda renk geçişleri farklı olacağı için çünkü bu kaplamalarda veya porselen venerlerde bir renk değişikliği beyazlatmayla elde edemiyoruz. Bu yüzden bu tarz hastalarımızda da beyazlatma yapmayı çok uygun görmüyoruz. Peki bu beyazlatma işlemi diyelim ki senede bir tekrarlanıyor. Peki diş için bunun bir sıkıntısı var mı? Yani bunu sürekli tekrarlamak diş minesine ya da ağızdaki başka işte diş etlerine zarar verir mi? Şöyle profesyonel olarak yapıldığında zaten bu beyazlatma ajanının diş etlerine gelmemesi gerekiyor. O bölgeleri koruyacak bir bariyer yardımıyla bunları uyguluyoruz. Diş eti konusunda bu yüzden çok bir sorun oluşturmuyor. Ama diğer konuda olabilecek durum şu. Beyazlatma sonrasında bir miktar o bölgelerde aşınma olduğu için hassasiyetler oluşabiliyor. Sonrasında zaten vücut durumu kendiliğinden toparlıyor. Ama 2 hafta özellikle sıcak soğuk hassasiyetleri oluşabilir. Ama biz bunu senede bir kere tekrarlarsak bir sorun oluşturmaz. Bir sorunumuz... Sadece 2 haftalık hassasiyet dönemleri olur. Tamam. Onda sıkıntı yok o zaman. peki diş beyazlatma sonrası dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler mutlaka vardır. Beyazlatma sonrası aslında öncelikle burada tedavi planının iyi belirlenmesi gerekiyor. Örneğin hastamızda yapılması gereken dolgular, kaplamalar vesaire varsa bunların beyazlatmadan en az 2 hafta sonrasında yapılması veya öncesinde yapılması gerekir. Çünkü beyazlatmadan sonra o bölgelerde çok yüksek hassasiyet oluşuyor ve tam diş kendini koruyabilecek durumda olmuyor. Bu yüzden bu işlemlerin öncelikle iyi planlanması gerekiyor. Hastamızın özellikle beyazlatmadan sonraki ilk gün boyayıcı herhangi bir gıda tüketmemesi gerekiyor. Çay, kahve, sigara, salçalı bir yemek, şarap hani bu tarz şeylerin hiçbirinin olmaması renkli gerekiyor. Renkli hiçbir şey yok. Renkli hiçbir şey yok. Sonrasında da hastamız tabii ki dediğim gibi bu tarz kötü alışkan yani kötü alışkanlıklar demeyeyim de daha doğrusu boyayıcı gıdalara dikkat ederse tedavinin başarı ömrü uzuyor. Ev tipi beyazlatmayla desteklerse, özel diş macunları kullanırsa, ağız bakımına dikkat ederse daha uzun süreli bir beyazlık elde etmiş oluruz. Peki bu Hollywood smile dediğimiz işlemi yaptıktan sonra yapmamız gerekenler ya da işte biraz önce dediğiniz gibi hani
kullanmamamız gerekenler, belki kötü alışkanlık denilen. Yani burada aslında öncelikle genellikle yaşadığımız sorun şu. Hastanın ilk geldiğinde bize ne istediğini bilmesi benim için önemli. Yani burada en çok üzüldüğümüz konu şu. Ya ben hani böyle bir şey beklemiyordum. Yani hastamız atıyorum ben beyaz dişler istiyorum. Hı-hı. Veya ben doğal bir görüntü istiyorum. Öncelikle bunun bir farkına varması gerekiyor. Sonrasında zaten yapılan işlemlere göre bizler bilgilendirmesini yapıyoruz. Örneğin lamine yaptığımız, yani porselen vener yaptığımız bir hastada çok sert bir kuvvet gelmemesi gerekiyor. Hı. Hastamın orayla fındık kırmaması gerekiyor. Yani böyle bir alışkanlığı varsa bırakması gerekiyor. Hı. Veya ön bölgeli çok sert koparma hareketlerini yapmaması gerekiyor. Bunların haricinde herhangi zaten farklı bir tedavi seçeneğinde de oluşabilecek her durumu anlatıyoruz hastalarımıza. Peki bu Hollywood Smile çok ilgi gören bir yöntem mi bu aralar? Yani çok ilgi çok gören bir yöntem. Ya burada da genellikle yaşadığımız sorun şu. Yani hastalarıma genel olarak söylediğim. Burada önemli olan hastamın tercihi. Kimi zaman hastalarımız şunu diyebiliyor bize. Ben örneğin çok fazla sağlam dişleri kesip kaplama yapmayı öneren bir hekim değilim. Çünkü daha çok sağlık tarafına işin yoğunlaşmış durumdayım. Ama hastam bana gelip ya ben çok güzel bir görüntü istiyorum. Hani tamam belki daha biraz yani kaplama yapmam gerekiyorsa örneğin mine tabakasını kesmem gerekiyor dişin. Hani bu tarz sorunlar olabiliyor. Burada da dediğim gibi hastamın isteklerine daha çok önem veriyorum sonuçta. Dişler onun dişleri, evet. Ve biz elimizden geldiğince bilgilendiriyoruz ve ona uygun bir tedavi seçeneği uyguluyoruz. Peki şeyi merak ediyorum. Bu Hollywood Smile nereden çıktı? Yani ilk hani bunu kim buldu mu diyelim, nasıl icat oldu? Yani Hollywood Smile şöyle, bu zaten direkt dediğimiz gibi Hollywood ünlülerinin yaptığı bir genel uygulamaydı. Atıyorum beyaz dişler, güzel diş etleriyle orantılı, altın oranı sahip uygulamalar. Oradan hastaların hani bizlere isteğiyle ortaya çıkmış bir uygulama. Ya ben örneğin işte Leonardo DiCaprio gibi diş istiyorum diye geldiğinde işte böyle böyle genel işte Angelina Jolie gibi diş istiyorum diye gelen hastalarımızın istekleriyle öne çıkmış bir orada uygulama. Orada peki mesela Angelina Jolie gibi diş istiyorum dedi. Ama diş yapısı da buna diş uygun değil. Değil. Bu çok önemli. Zaten bunu direkt söylüyoruz. Hani burada yine en başında dediğim gibi buradaki bizim amacımız kişiye özel bir uygulama. Hı-hı. Yani kişiye uygun bir diş formu yapabilmek. Zaten yani kimi hasta vardır ona köşeli bir diş yapmamız gerekiyordur. Veya kimi hasta vardır daha oval dişler gidecektir. Hani bunları her şeyi anlatıyoruz hastamıza. Kişiden kişiye değişiklik gösteriyor bu yüzden. Yani burada bir ısrar söz konusu olamaz. Mesela şey, yani ısrar söz... estetikte olduğu gibi işte beni Angelina Jolie'ye benzet. İşte elmacık kemiklerim falan der gibi. Burada dişte böyle bir şey söz konusu değil ama. Söz konusu... Şöyle hastamız istiyorsa tabii ki gene yapabiliriz ama biz burada uygun yönlendirmeleri yapıyoruz sadece. Bakın bizce size bu tarz bir diş daha güzel olacaktır veya bir yapalım görelim siz bir geçici kullanın sonrasında gerekli düzeltmeleri yapalım diyoruz genellikle. Bunun haricinde tabii ki dokunun da bize müsaade ettiği belli oranlar var. Atıyorum kimi hastamın dişinin 8 milim gözükmesi gerekiyordur veya en fazla 8 milim gözükebilir güldüğünde. Hani bu tarz uygulamalarda dokunun bize el verdiği ölçülerin dışına çıkamıyoruz maalesef. Peki Suat Bey, bu genel diş sağlığından da biraz bahsedelim. Mesela hiç dişini fırçalamayan, ne bileyim diş ipi kullanmayan, hiç doktora gitmeyen insanlar da var. Ama bunların da hiç dişle ilgili bir derdi olduğunu da duymuyoruz. Biz mesela çok uğraşıyoruz işte hani ağız küçük yapısı, işte her şeyi kullanıyoruz. En iyi macunları kullanmaya çalışıyoruz ama... nasıl oluyor? Genetik yani burada mi? Burada genetik çok önemli bir faktör. Örneğin molar bölgelerindeki dişlerimizde derin derin oyuklar olur. Kimi hastalarımızda bu oyukların içinde pit dediğimiz daha derin oluklar oluşabilir. Buralar daha fazla yiyecek artığı kalmasına neden olur. Veya çapraşıklıktan kaynaklı daha fazla yiyecek artığı kalmasına neden olabilir. Yani çürüklerin oluşmasının zaten ana sebebi o bölgede yiyecek artığı kalması ve... asitik ortamın etkisiyle mine yapısının zarar görmesiyle başlar. Bu da tabii ki hiç bakmayan bir hastada belki dişlerinde hiç çapraşıklık olmadığı veya diş yüzeyleri daha düz olduğu için yiyecek artıkları kalmamasından ötürü çürüye daha karşı korunaklı olabilir dişleri. Çok dikkat eden bir hastamızda bile yiyecek alışkanlıklarından yani beslenme alışkanlıklarından kaynaklı çürüklerde oluşabilir. Atıyorum
Hastamız belki günde 3 kere dişlerini fırçalıyordur. Hı hı. Ama yatmadan önce yediği bir yiyecek artı sabaha kadar o bölgede kaldığı için diş çürükleri oluşabilir. Hani bunlar genetik de çok önemli bir faktör. Beslenme alışkanlıkları önemli bir faktör. Bu tarz birçok şey sayabiliriz. Mesela akşamları geç saatte asitli akşamları, yiyecekler akşamları, kullanılmamalı diye duymuştum. Aynen öyle. Akşamları aslında yatmadan önce yemek yenmemesi şu yüzden önemli. Dediğim gibi çürüğün ana sebebi o bölgedeki pH dediğimiz pH miktarının düşmesi, daha asidik bir ortam oluşması ve bunun dişi eritmesi gibi düşünebiliriz. Akşamları tükürük salgımızın azalmasıyla beraber aslında diş yüzeylerimiz çürüğe daha elverişli bir hale geliyor. Yani o bölgedeki asidik miktar seyreltilemediği için dişler daha hızlı aşınmaya başlıyor. Yani daha uygun bir ortam oluşuyor. Akşamları bu yüzden yatmadan önce yemek yenmemesi iyi olur. Yani ha, genel sağlığımız açısından değil. Daha yok. Açısından. Ama yani çok acıktık da yedik bir şeyler. Belki ikram falan geldi. Yani öyle bir şey olursa da dişimizi fırçalarsak. Dişimizi fırçalayıp yatmak. Bir yarım saat sonrasında fırçalarsak çok daha iyi olur. Bir yarım saat sonrasında. Öyle. Tamam. Yani Hollywood Smile çok önerilen bir şey. Umarım bir gün belki ben de yaptırırım. Bilmiyorum ihtiyacım var mı ama ilerleyen yaşlarda neden olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Bizi ben aydınlattınız. Teşekkür ederim. Seyircilerimizi de aydınlattınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dişlerinize iyi bakın. Merhaba, ben diş hekimi Saatoğlu.